Evet, tekrardan merhabalar sevgili FMG'li dostlara. Yepyeni bir bölümle yine ben karşınızdayım. Hem de o sefer 139. bölüm ile karşınızdayım. 139. bölümde ne olacak diye soracak olursanız hemen cevaplayayım. Bir maç eksiğim var ve şu dümbüklerle oynayacağız. Bu dümbükler 12. sırada, ben 11. sıradayım. Ve bu maçı kazanırsam puan durumunda ilk 10'a girebiliyorum. Şu karar ise 11'e düşecek, ben 10. olacağım. Çünkü onlar 50 puanda, ben 48 puandayım. Kupanın ilk maçı da kötü geçmedi bu arada. Dünkü bölümde çok şey yapmamışım. Üstüne böyle koy koy yapmamışım ama. Bakalım. Bu arada bu maçın önemini ben şey yapmamıştım. Yorumlarda Nurlan sağ olsun şey yapmış. 12. sırada olduğunu falan dikkat şey yapmış. Dikkat etmiş takımın. O yazmış. Onun yorumundan gördüm ben de. Hakikaten önemli maçmış. Şu an fark ettim bu kadar önemli olduğunu. Ama cezalı mezalım vardı, sakat mı vardı, bir şeyler vardı. Korkutan bir şeyler vardı takımda. Kardelli? Niye Kardelli ile niye tartıştıydık? Ne oldu ki? Ha, üst düzey futbol oynayan bir ligi. Allah kahretmesin. Bu arada bu bölümümüz Sırma Elmalı Soda sponsorluğunda. Hep şu takımlarda bir huzursuzluk huzursuzluk çıkaran biri çıkacak ya. En iyi oyuncuydu kalecide. Bir kere bile döndük. Aa, Kartal Spor Sarıyer yenildi, sağlık yaptı. Allah kahretmesin. Bir kere dündüklük yaptığını görmedim. Adam gibi oynadı. Yani hiç dertsiz tasasız bir adamdı. İlla bir sorun çıkacak. Vah, dümdüz bir 4-4-2 oynuyorlar. Ortadan ya, her taraftan da geliyorlarmış. Başka da çok korkulacak bir şey yok. Tamam. Fatih taraftarlar da istemiyor herifin gitmesini. O giderse şu anda kaleci hayatı toparlayamam zaten. Sodam da yeşil elmalı ayrıca. Pek de severim yeşil ekşi elmayı. Romanelli. Seni geç. Burada herhangi bir şey yok. Profesyonelliğe geçmiş. Önemli değil. Devam. Sodamızı biraz irdelemek istiyorum. Sodamız üretici firma. Sırma Grup İçecek Santilat AŞ Fabrika bilmem ne. Ya, kontrol oynayacağız. Şunları yapmam. Bunları da çıkartmam. Kontrolünü dar alan taktiğini oynuyor diyor. Ben onu sevmiyorum. Favori biziz. Taktiklerimiz fena değil. Bakalım. 176 kilojül enerji varmış. 0,1 gram yağ. 10,18 gram karbonhidrat. Karbonhidrat çokmuş hakikaten. Antrenman raporu. Gelişim bilmem neyi. Devam. Bakalım. 0,1 protein gram. Ve 60 miligram C vitamini varmış. İyi bari. En azından hayırlı bir şey almış oldum. Şu 9001 ve 2000 şey. 22.000 ISO 22.000. Bu ISO'nun bir şeyleri falan vardı. Numaralandırmasının bir mantığı vardı ama ben bilmiyorum hiç. Koli ve şişeleri her türlü çarpımlardan ve darbelerden koruyunuz. Aksi halde doğacak zararlardan firmam sorumlu değildir. İşte. Her şeyi satana kadar. Aa, bu neye başarılı yazıyor böyle? Bu ne böyle? İlk defa gördüm. Ama madem başarılı diyor, oynasın Bodic.
Signore artık yani Del Signore kötü oynuyor falan diyemem ama çok düz abi, hiç maça olumlu anlamda bir katkı yapmıyor ve çok kere de top kaybettiğine şahit oldum. Cardel de üzgünlükten ağzı gözü kaymış. Ditaço ceza değil, o güzel. Modric ne oldu? Ha, Modric. Modric burada. Koysak mı peki bu maç? Why not? Daha Signore'yi de şuradan yedeye koyarız. Mesela Bezat'ın yerine bir şey olursa değiştirebiliriz. Matip, Cremonese, Klausen, Ditaço, Gerardini, Mordini, Kuitadan, Boyfazı, Boykamara. Tamam. Zaten her zamanki halimiz gibi bir şey. Sadece şu Modric takımı güzel şey olursa, ne derler, dahil olabilirse rahat ederiz. Zapata'dan da istediğim verimi alamıyorum çünkü. Ha, hadi bakalım. Ne vereyim? Al 11 vereyim sana. Evet, onu oynuyorum. Evet, dediğim gibi bu maç önemli. İlk ona girip orada kalabilirsem ve kupada da finalde kazanırım herhalde, bilmiyorum. Hiçbir şey diyemeyeceğim. Evimde 1-1 berabere kaldım. Deplasmanda 1-0 ya da yani her türlü yenmem gerek gerçi. En kötü 2-2'ye falan yatabilirim. Bilmiyorum. Ona sonra bakacağım şimdi de. Ama ben o kupayı alacağıma inanıyorum. Şu FM şeylerine de ilk defa bir kupa almış olacağım. Bu şeyde de ilk onda bitirip playofflarda elensem bile beni çok takımdan kovacaklarını zannetmiyorum. Emin değilim ama. Devam dedim ama. Rakip talimatlar uygula. Takım konuşması. Kontrollü. Konuş yavrum. Konuştum. Aferin. Bakalım şu Modiş ne yapıyor. Lan ses çok açık olabilir. Kutursun şimdi. Direkt kıstım abi. Ah, mis gibi kıstım. Çok güzel bir pas attı Modiş ya. Modiç, bu paslar, ben bu kadar mutluluğa alışkın değilim. Çok güzel bir pastı. Yapma be. Neyse, Modiç güzel başladı. Harika bir pas, fena olmayan bir şut. Bir tane uzaktan şöyle yapıştırırsa 90'a 90'a. Uzaktan şutu kaçtı, onu da hatırlamıyorum gerçi. Dur bakayım diyecektim, gitti. Aferin lan. Klausen gene bir kafa vuruşunun içine sıçtı. Modric için şutu şanssızlık. Hayvanın evladı, ona saplanmak ya. Gerardini tam bir yaratık, yemin ediyorum. Mükemmel vurdu. Birilerine çarptı herhalde ama. Oha, kaleciye çarpmış zaten. Kaleci de tutmaya çalışmış da. Asisti kime yazdı? Kim? Ha, Kuytadan mı? İyi, hak etti o çocuk. Modric, ah gene bakamadık. Oğlum Modric uzağa uzağa ne kadar güzel pas veriyor böyle. Aa. Yarı sanki 5 metre önüne pas veriyormuş gibi ileri top atıyor. Yapma be. Aa, çok sakat bir top geldi. Ne yapıyor ya? Cardelli, inanılmaz bir golü çıkardın. Helal olsun Cardelli'ye. O
Onu çıkarıp bunu yese çok yazık olurdu ama çok güzel çıkardı Cardelli. Herhalde yedik dedim yani. Şut altı da. Uzaktan şut beklemiyoruz demek ki çok. Modişten. Kondisyonla biraz çabuk bitiyor ya. Maç kondisyon olmadı işte herhalde. Soda da ne kadar güzel geldi ya. Sakin sakin. Bak kaçıyor herif arkaya. Kötü pas açtılar. Çok güzel bir pas lan. Helal olsun be. Abi bu takım beni çok mutlu ediyor. Gerardine harika bir pas attı. Cremonese'in hiç gol atabileceğini zannetmiyordum. Ona daha çok şaşırdım ama. Şu pasın güzelliğine bak. Araya tam böyle herifin önüne. Daha yan çiğde 90'a. 90 dedim alt köşeye. Hiçbir şey demeden gönderiyorum. Aa işte gitti biri. Gerardine. Gerardine efsane oynuyor. Sıfır çok sakat bir skor aslında. Hiç sevmem 2-0'ları da. Oo, çok boş be. Nice. En azından bir müdahale eden varmış. Vur kafa. Ah be. Ya. Şunu hemen standarda çekiyorum ben. Yoksa bu takım başımıza iş açar. Bir müdahalede bulunmak lazım. Geç. Ya o kadar güzel goller atıp şu duran toplardan böyle salak salak goller yiyince insanın canı sıkılıyor. Benim attığım gollere bakın. Bunların attığı gollere bakın. Goleye de. Itacho yine sarı kart gördü. Yalnız bunlar bir tane de frikikten falan atıp beraberliği sonra boşu lan bak mesela savunucu orta savunucu arasında bir boşluk mevcut rakibiniz bunun avantajını elde edebilir falan gibi bir şey diyor. Yine bozuk bir Türkçe ile yazılmış. Mantalite ayar diyor. Tıklıyorum burası açılıyor. Ne yapabilirim ki burada? Hiçbir şey ipucu vermiyor yani. Bir saniye. Şimdi Modić bence çok güzel oynuyorsun ama ilk maç. O yüzden çok abartmaya gerek yok. Dersin oraya alalım abicim biz oraya. Kondisyonu falan yerinde. Sonra Ditaç'ı çıkarız. Sonra Gerardini çıkarız. Ve bir sorun olmasa 2-1'e maçı bitiririz. Aslında çok yorulmadılar da. Şu Benedetti var yedekten de olsa koyayım ne abi arıza çıkarıyor. Orada sakın kaptırmayın topu. Saçma bir deneme oldu oradan yani. Sakın kaptırma orada. Sakin. Aferin. Çok güzel lan aferin.
Aa, çok güzel bir penaltı. Ama bizimki faul yapacak falan diye izliyorum. Klausen, hadi bakalım. Bu sezon ilk penaltısını kaçırmıştı Klausen ama ikinci oluyor herhalde. Evet, maçı herhalde artık kopardık diyebiliriz ve böylelikle ilk ona giriyoruz ya. Yani. Hatta bak size şöyle yapalım. Evet, bak şu an 10. sırada 51 puanda. Regiana ile aynı puandayız. 51-51. Averajda onlar daha önde. Aslında sorun değil. Yani puan durumunda ilk ona playoff şeyine girdik. Abi niye illa geriliyor bu maç? İnanılmaz ya. Şamanla. Çok saçma abi yani. Bu kadar kolay nasıl yiyoruz anlamıyorum ki. Ah, Şamanlı'yı da sokmuşuz oyuna. Sıçtık yine sıçtık. Oğlum. Kalecilik yeteneğini nereden görüyorduk bunları biz? Bir yerde yazıyor olması gerek ya. Ah, kalecilik vesilesi 3 2 2 Bu da 2 Bu da 2 Bu da 2 O 3'müş ama koymam herhalde onu 2 Rezillik Vallahi rezillik. Klausen'i kaleye koyduk. İlk şutta bittik yani. Oğlum hayvan gibi zaman geçirmeniz lazım. Ya da bir gol atalım kapak olsun lan yapacakları. Ah be ya. Oğlum kontrol et topu ya. Niye şişiriyorsun? Güzel. Aferin. Çok güzel. Matheus'in Klaus'tan şunu adam gibi vur. Aferin be çocuklar. Kaleye top yaklaştırmadılar ya. Helal olsun lan. Ama ben kale için sıçtım. Kupa maçından önce iyileşmezse bu herif o kadar kötü sıçtım ki. Tebrik ediyorum. Maç sonu analizine gidebiliriz. Maçın adamı Gerard'ın çok normal. Evet abi. Herkes aynı maçta. Herkes 34 maçta şu an. 20-38. 4 maçımız kaldı ve nihayet ilk 10'a girdik. Yani çok zor. Ligin kalan şu son 5 maçı çok zor olacak. Ligin 4 maçı, kupanın 1 maçı diyeyim. Evet abi. 2 ay mı? 2 ay.
Ya. İki ay. Mart'ta serbest transfer şey de bitti. Abi ne yapacağım ben? Abi bu kaleciyle olmaz diye. Abi bu kaleciyle olmaz. Gerçekten olmaz. Hiçbir şey yapamam bu kaleciyle ben. Daha beter. Biraz daha mı acaba? Yok ya. Birler falan var. Abi son dakikada yarın keyfimi kaçırdı oyun yani. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Beşinci sıradaki takımla oynayacağız bile. Kofti kaleciyle abi. O kadar talihsizlik çok fazla abi yani. Evet, şu mesajları bir açılabilirse ondan sonra bölümü bitireceğim yavaştan. Mesajmış arkadaş. Yok oldu benim bilgisayar şu an. Evet abi. Kardeşi final maçını kaçırdı. Kim lan bu? Aman. Evet. Yapacak bir şey yok. Deplasman sonra şey miydi? Evet, bir deplasman sonra deplasman final, kupa finali. Sonra içeride San Marino, bir deplasman, bir içeride daha. Evet abi, hiçbirine bizim kaleci yetişemeyecek. Evet sevgili dostlar, ben burada ufaktan kaçıyorum. Böylelikle bir bölümün daha sonuna gelmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Telefonunuzun şarjından dolu olduğundan emin olun. Süper bir gün geçirin ve haydi hoşça kalın.